Ben bugün baktım şeyin yorumlarına, Yavuz Aralioğlu'nun. İlk turda kazanacağız dediğiniz olmadı, meclis alacağız dediğiniz olmadı. Şimdi ikinci tur diyorsunuz ve benzeri böyle bir sürü şey sıraladı. Valla muhalefetin bu durumu, tabii Yavuz Aralioğlu'nun dedikleri doğru. Yani İyi Parti %14-15 alırız diyordu, almadı. Meclis alacağız diyorlardı, almadı. Yani vaat ettikleri hiçbir şey yapamadılar. Ne meclisi aldılar, ne seçimi Cumhurbaşkanlığı kazandılar, ne de ikinci tur için bir avantaj yakaladılar. Bunların hiçbiri yok. Olmadığı gibi millete yalan söylenmiş oldu. Şimdi bu millete söylenen yalanı nasıl böyle başka türlü çeviririz diye düşünüyorlar. Şimdi Meral Akşener'i ben konuşmak istiyorum. Ben önce şu Meral Akşener'in en son açıklamasını seçimden yaklaşık 4-5 gün sonra bir ekran karşısına geçti. Açıklamalar yaptı. Ben açıkçası Meral Akşener'den daha farklı bir konuşma bekliyordum. Yani kardeşim bak ben haklı çıktım. Siz beni dinlemediniz ama benim dediğim oldu. Seçilecek adam dedim, kazanacak aday dedim. Siz beni dinlemediniz demesini beklerdim. Öyle demedi. Çıktı. O da Kemal Kılıçdaroğlu gibi felaket tellallığı yaptı. Ne dedi? Şimdi Sözcü gazetesi manşetine taşımış Meral Akşener'in o konuşmasını. Zaten Meral Akşener şöyle bir şey yapıyor. Seçimden önce de yapıyordu. Şimdi de hala yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar Atatürk'ün partisi olsa da Atatürk'le hiçbir ilgisi kalmayacak hale geldi. Meral Akşener de oradaki boşluktan faydalanmak istedi defalarca. İşte Atatürk'ümüz dedi, Zübeyde Hanım'a şöyle dedi, şunu dedi, bunu dedi vesaire sahiplendi. Atatürk'ün kitaplarını ekranlarda gösterdi. Şimdi dünkü konuşmasında ekrana çıktığında şu ifadeleri kullandı. Bunları tek tek okumak istiyorum size. Diyor ki Meral Akşener, ya milli bayramlarda Atatürk'ümüzün adını bile anmayanları seçeceksiniz ya da Atatürk'ümüzün adıyla kutlayanları seçeceksiniz. Ya bu seçimi kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü reva göreceksiniz, görenleri seçeceksiniz ya da kadınların haklarını koruyanları seçeceksiniz. Ya ne mutlu Türk'üm diyene demekten rahatsız olanları seçeceksiniz. Ya da varlığın Türk varlığına armağan olsun diyerek ant içenleri seçeceksiniz. Ya 2019'da PKK'ya ve 2023'te Hizbullah'a sırtını döndürenleri seçeceksiniz. Burada da Hüdapar'ı kastediyor. Ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz. Ya Ensar diye ülkemizi yol geçen hanına döndürenleri seçeceksiniz. Ya da hududumuzu, namus, nüfus cüzdanını tapu bilenleri seçeceksiniz. Bir saniyede rica edeceğim. Arkadaşlar misafirler gelsin. Meral Akşener devam ediyor. Ya bu milleti birbirine düşman etmeye ant içenleri seçeceksiniz ya da ülkenin birliğini demokrasiyle taşlandırmayı vaat eden Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Ya ülkemizi ele geçirilmesi gereken bir kupon aracı olarak gören Erdoğan'ı seçeceksiniz ya da saygı ve sevgiyi benimseyen Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Türk milleti olarak bu seçimde önümüzde iki seçenek var. Sarayın gölgesinde kayıp mı olacağız yoksa milletin iradesine yeniden hakim mi olacağız diyor Meral Akşener. O da tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi korku salıyor. Atatürk'ün hani Yılmaz Özdil'in bir kitap satıp 2500 liraya Atatürk'ün adıyla kazandığı paralar vesaire Cem. Meral Akşener de Evet. Atatürk faydalanmak istiyor. Ve bir öz eleştiri de yok. Ama ben Yavuz Ağaralioğlu'nu önce hatırlatayım. Sonra sen bunun üzerine sözü sana bırakacağım. Yavuz Ağaralioğlu bütün her şeyi tek tek sıraladı CNN'de. Dedi ki kardeş, şimdi gelmişsiniz diyorsunuz ki ikinci turda kazanacağız. Yok ya dedi. Yorum senin. Şimdi ben bugün baktım şeyin yorumlarına, Yavuz Aralioğlu'nun.
İlk turda kazanacağız dediniz olmadı, meclisi alacağız dediniz olmadı. Şimdi ikinci tur diyorsunuz ve benzeri böyle bir sürü şey sıraladı. Valla muhalefetin bu durumu tabii Yavuz Ağaralıoğlu dedikleri doğru. Yani İyi Parti 114-15 alırız diyordu, almadı. Meclisi alacağız diyorlardı, almadı. Yani vaat ettikleri hiçbir şey yapamadılar. Ne meclisi aldılar, ne seçimi Cumhurbaşkanlığı kazandılar, ne de ikinci tur için bir avantaj yakaladılar. Bunların hiçbiri yok. Olmadığı gibi millete bir yalan söylenmiş oldu. Şimdi bu millete söylenen yalanı nasıl böyle başka türlü çeviririz diye düşünüyorlar. Şimdi Meral Akşener'in dediği de yani yok onu yapacaksınız işte bilmem vatanını seven bilmem ne diyor. Meral Hanım'ın da inandırıcılığı yok. Bir kere Meral Akşener'in kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na inanmıyor ki. Yani seçilecek aday diye aylarca İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kemal Bey'den bu iş olmaz dedi. 2 Mart'ta masayı terk etti, dağıttı, yıktı, geçti. Ondan sonra da geliyor, zorla masaya döndü. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yardımcı olsun dendi. Ve bir şekilde de bir PR yapmaya çalışıyorlar. Bir kere Meral Akşener herhalde bu durumdan çok üzgün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü istediği oyu alamadı burada Kemal Bey. Herhalde Meral Hanım da bakın biz demiştik Ekrem Bey veya Mansur Bey olsaydı kazanırız diye düşünüyordu. Onu söyleyecektir. Ama o masanın dağılmasına ve itibarının sarsılmasına en büyük katkıyı Meral Akşener verdi. 2 ve 6 Mart tarihleri arasında masayı dağıttı. Bence burada bir öz eleştiri yapması gereken de Meral Akşener'dir. Haliyle Deva Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti de öyle. Ama hiçbir öz eleştiri yapılmıyor. Hiçbir yani şöyle olsaydı böyledir denmiyor. Herhangi bir olumlu kendi aralarında bir şey de söylemiyorlar. O açısından ben son derece muhalefetin geldiği durumu çok üzücü buluyorum. Az önce söylediğin o Sözcü Gazetesi'nin manşetine taşıdığı manşetler de bence son derece yani hem yanlış hem böyle kutuplaştırıcı bir dil. Yani siz Erdoğan'ı destekleyenlerden, Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerden böyle mi oy alacaksınız? Dolayısıyla da bunların hepsi bence Meral Akşener açısından boş laf olarak görmek lazım. Şimdi onlar tabii kimse bir şey demiyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Ama tabii o kuyruğu dik tutmaya çalışmak bir hafta daha olacaktır. Bir hafta sonra da bunlarda hep bir dağılma olacaktır. Yani Meral Akşener bir tarafa, CHP bir tarafa, Deva Gelecek, Saadet bir tarafa gidecektir diye düşünüyorum. O açıdan da Meral Akşener'in burada çok ciddi bir öz eleştiri de yapması lazım. Bir kere Meral Akşener meclisi niye alamadınız? Yani hani %18'diniz, %14'dünüz, %15'diniz. Yani %18'dir diyorsun, 9.7 alıyorsun. Yani %100 sapma var. %100 yanılma payı var. Bunları da öngörmüyorlar. Bu açıdan da millet zaten neyin ne olduğunu görüyor. Bir hafta daha da milliyetçilik değişmez. Milletin tepkisi de değişmez. Erdoğan'a oy verenler güle oynaya oy verenler. Onu destekleyerek oy verenler. Onu sevip de oy verenler. Ama Kemal Bey'e oy verenlerin bir kısmı mecburiyetten verendi. HDP seçmeni, HDP öyle karar aldığı için verildi. Yani yarın HDP Erdoğan destekleyin dese, Muharrem İnce'yi destekleyin dese öyle karar alacaklar. O açıdan da burada da bir bütünlük yok. İnandırıcılık yok. İkna edicilik yok. Ülkeyi yönetmede bir birlik olacak biri yok. Mesela bak bir şey diyerek burayı kapatayım. Şimdi bu Bilge Yılmaz konuşuyor 2-3 gündür ekonomide. Belli ki iyi insan bu Bilge Yılmaz. Yani yurt dışında kalmış, Türkiye'ye gelmiş, vatanını seven bir ekonomist. İyi biri yani, ona hiç şüphem yok. Şimdi sadece ekonomiyle ilgili kavramları mesela Kemal Bey ile beraber Bilge Yılmaz anlatsaydı toplum tek elden bir ses duyacaktı. O zaman belki ikna olabilirdi. Şimdi Hakan Kara konuşuyor, Serkan Özcan konuşuyor, o konuşuyor, herkes başka bir şey diyor. Ekonomide böyle işte bedava ev diyor, öbürü bedava değil diyor. Yani bir kafa karışıklığı oldu. Millet tek bir yerden tek bir ses duymadı. O açıdan da bence büyük bir yanlış yaptılar orada. Büyük bir yanlış hata oynadılar. Umarım bunu düzeltirler. Yoksa bu kafayla yani muhalefetin düzelmesi lazım Türkiye'de. Siyasetin istikrarlı gidebilmesi ve dengede gidebilmesi için. Yoksa 2024-2028 muhalefet açısından bir şey değişmez. Bak Hadi abi 17-25 Aralık olalı tam 10 sene oldu. 10 sene, 10 koca sene. Gencecik adamdık yani düşün. Sen de daha gençtin.
10 sene geçmiş bir muhalefette bir şey değişmiyor abi ya. Bak bu kaçıncı seçim oldu ya. Yani 10 senedir aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı argümanlar. Ve millet her defasında size faturayı da kesmiş. Yani size oy vermemiş. Hala aynı argümanlar, aynı tezler, aynı yanlışlar. Niye değişmiyorlar? Niye değişimden yana değiller? Bunu da anlayabilmiş değilim hiç yani.